Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi iki renkli özellikle kız çocukları için yapılabilecek güzel bir model paylaşmak istedim. Bu modelle elbise yapabilirsiniz, etek yapabilirsiniz. Yeleklerde kullanabilirsiniz. Yazlık ve mevsimlik olarak kullanabileceğiniz hem güzel hem de kolay bir model. Şöyle modelimi de yakından göstereyim. Şimdi bu bir elbise ve ben bu elbiseyi Fikir amaçlı sizlerle paylaşmak için buraya getirdim. Şimdi üst tarafı şişle örülmüş, alt tarafına da bu model uygulanmış. Şöyle göstereyim. 10 yıl önce annemin kızım için yaptığı güzel bir elbiseydi ve bunu da ben sizlerle paylaşmak istedim. Daha önceki videolarımdan birinde de bu modelimi anlatmıştım ve tekrar çekmek istedim. Evet şöyle elbiseyi de göstereyim. Elbisenin ipi de lif ipi arkadaşlar. Yıkandı ve kesinlikle bozulma, tüylenme yapmadı. Şöyle yakından da göstereyim bakabilirsiniz de. İpe hiçbir şey olmadı. Lif ile de rahat bir şekilde bebekler için kıyafet örebilirsiniz. Şimdi hazırsanız modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi, öncelikle yapmak istediğiniz işe göre zincirinizi çekin. Zinciri çektikten sonra son zincirimden tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İpimi tığımı sarıyorum. Tutmuş olduğum son zincirimin üzerine şöyle batarak burada ilmeklerimi 2 2 iki toplayarak ikili bir trabzan yaptım tane kutucuk yaptık arada 2 tane zincir çekiyorum ipimi sardım alttaki zincirlerimden sayarak devam ediyorum 1 2 ve 3 zincire batarak burada da bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar 2 zincir 1 2 ipimi sardım. Alttaki zincirlerden 1 ve ikinciyi geçiyorum. 3. zincire batarak ikili bir trabzan daha yaptım. Şimdi bu sıramızda hep böyle kutu yaparak zincirin sonuna kadar geliyoruz. Tekrar arada 2 zincir ipimi doladım. Alttan 1 ve ikinci zinciri geçiyorum. 3. zincire batarak ikili bir trabzan daha yaptım. Evet bu şekilde kutular yaparak ilk sıramızı tamamlayalım. 2 zincir çektim. 1 ve 2. zinciri geçtim. 3. zincire ikili bir tırabzan. Evet devam edelim. Ve sıramızı tamamlayalım. sıramın sonuna geldim ve böyle kutular yaparak ilk sıramı tamamladım. Şimdi hiç zincir çekmeden örgümü çeviriyorum. İlk kutunun içine batarak burada bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğneden sonra ilmeğimi uzattım. Tekrar aynı kutunun içine batıyorum. İkinci sık iğneyi yapıyorum ilmeğimi aynı boyda uzatıyorum şu anda iki tane yaptım tekrar batıyorum bir sık iğne yapıyorum ve ilmeğimi aynı boyda uzatıyorum 3 oldu tekrar bir sık iğne uzattım 4 oldu aynı kutunun içine batıyorum tekrar sık iğne ve ilmeğimi uzattım toplamda 5 oldu aynı kutunun içine tekrar batıyorum ilmeğimi uzattım toplamda 6 tane yapmış olduk şöyle yine sayalım 1 2 3 4 5 6 şimdi 6 tane yaptıktan sonra Aynı kutunun içine tekrar batıyorum. Burada bir tane sık iğne yapıp ilmeğimi uzatmıyorum. Burada bunu bırakıyorum. Diğer ilmeklerimi de tığımdan çıkarttım ve son aldığım ilmeğimle devam ediyorum. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. Bir tane kutuyu atlıyorum. Bir sonraki kutuya batarak Tekrar aynı işlemi yapacağım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. İlmeğimi uzatıyorum. Tekrar kutunun içine batarak sık iğne yaparak ilmeğimi uzattım. 2 3 4 5 6. 6 tane ilmek uzattıktan sonra aynı kutuya tekrar batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Burada ilmeğimi uzatmadan şöyle bıraktım ve topladığım ilmekleri de hepsini bırakıyorum. Son ilmeğimle devam ediyorum. Burada 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 yanındaki kutuyu geçiyorum burayı atlayıp bir sonraki kutuya sık iğne ile zincirimi bağladım tekrar ilk ilmeğimi uzattım aynı kutuya tekrar batarak ikinci ilmeğimi uzatıyorum 2 3 4 5 6 6 tane daha yaptım. Tekrar aynı kutunun içine batıyorum ve son ilmek için batıyorum. Evet. Bu ilmeğimi de burada bıraktım. Kalan ilmeklerimi de bıraktıktan sonra son ilmeğimle devam ediyorum. Şimdi şu şekilde göstereyim altışar tane uzun ilmeklerimiz var. Bir kutuya yapıyoruz. Bir kutuyu boş bırakıyoruz. Üzerinde 3 zincir var. Tekrar bir sonrakine geçiş yapıyoruz. Bir sonraki kutuya uzun ilmek yapmıyoruz. 3 tane zincir yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi toplayarak devam edelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Kutuların içine böyle ilmeklerimi uzatarak sıramı tamamladım. Şimdi ilk başta söylemeyi unuttum. Bu kutular tek sayı ile bitecek. Buna dikkat edelim. Modelimizin rahat kurabilmek için kutuları tek sayıyla yapalım. Mesela ben 13 tane kutu yapmışım bunu yaparken. Şimdi modeli bitirdik. İlmeklerimizi uzattık. İkinci renge geçmek için. Bunu burada bırakıyorum ya da ipinizi kırarak da devam edebilirsiniz. Şimdi ipimi burada bıraktım ve ipimin olduğu yerden değil, bir sonraki yani sağ başa gelerek buradan devam ediyorum. Şimdi beyaz ipimi de aldım. Şöyle göstereyim. Evet, sağ baştan başlıyoruz. Öncelikle ilk ilmeğimi aldım. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra ikinci ilmeğimi alıyorum. Bu ipler iki iki duruyor fakat bu lif ipi olduğu için iki katlı olduğu için öyle. Siz tabi ince iplerle yaparsanız tek kat olarak gözükecektir. Tekrar sık iğne yaptım. İki tane ilmeğimizi ördük. Şimdi üçüncü ilmeğimi alıyorum. Üç tanesini sık iğne ile ördük. Arada 3 zincir çekiyorum. Bir, 2, 3 Bir sonraki ilmekle devam ediyorum. Tekrar bir sık iğne yaparak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi alıyorum. Ördüm. Üçüncü ilmeğimi aldım. Ördüm. Toplamda 6 tane ilmek örmüş olduk. Sağlı sollu. Aslında 3'er üçer ayırdık. 3 bu tarafta 3 bu tarafta ortada da 3 tane zincirim var. Şimdi arada hiçbir işlem yapmadan, zincir çekmeden bir sonraki uzun ilmeğin olduğu yere geçiyorum. Tekrar ilk ilmeğimi alıyorum. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 Arada 3 zincir. 1 2 3 bir sonraki ilmeğimi alıyorum. 4. ilmeğim. 5 ve 6. 3'er 3'er ayırarak yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde hiç zincir çekmeden karşıya geçiş yapıyorum. İlk ilmeğimi sık iğne ile ördüm. 1 2 3 3 tane ördüm arada 3 zincir 1 2 3 Bir sonrakini alıyorum 4 5 6 Bakın böyle devam ediyor. Şöyle de göstereyim. Bir tane daha yapalım. İlk ilmeğimi aldım. Bir. Şöyle yapalım. Bir tanesini ördüm. Bir, iki, üç. Arada 3 zincir. 1 2 3 Bir sonraki ilmeğimi aldım. 4 5 6 Hiç zincir çekmeden karşıya geçiyorum. 1 2 3 arada 3 zincir bir sonraki ilmeğimi aldım 4 5 6 Evet bu şekilde sıramızı sonuna kadar tamamlayalım şimdi sıramın sonuna geldim Son ilmeğimi de ördüm ve altıya tamamladım. Şimdi bu beyaz ipimi bırakıyorum. Ben ipimi burada bırakmıştım. Şimdi bunu buradan aslında kırmayacaktım ama model düzgün durmayacağı için şimdi burada bir zincir çekerek ipimi kopartıyorum buradan. Evet, şöyle göstereyim. Sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Pembe ipimi koparttım. Beyaz ipimle de işim bittiği için onu da buradan kırıyorum. Böyle koparttım. Şimdi tekrar sağ başa gelerek ikinci modelimizi kurmaya başlıyoruz. Pembe ipimi aldım. Arada 3 tane zincir çekmiştim. Oraya batıyorum ikinci model için. İşte sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bir sık iğne yaptım. İpimi uzattım. 2. sık iğneyi yaparak ikinci ilmeğimi uzattım. 2 3 4 5 6. 6 tane ilmeğimi uzattıktan sonra aynı yere tekrar batıyorum. Son ilmeği aldım ve ilmeğimi uzatmadım. Bunu bıraktım. Diğer 6 ilmeği de bu şekilde bırakıyorum. Şimdi tekrar son ilmekle 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Karşı modele geçiyorum. Arada 3 tane zincirim vardı. Bu araya batarak Öncelikle bir tane sık iğne yapıyoruz. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeği uzattık. Tekrar aynı yere batarak bir ilmek daha alacağım Evet son ilmeğimi aldım onu uzatmadım ve bütün ilmeklerimi bırakıyorum kalan son ilmeğimle devam ediyorum 3 zincir 1 2 3 bir sonraki modele geçiyorum ortadaki 3 zincirin içine batarak tekrar ilmeklerimi uzatıyorum ilk sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 5 6 6 ilmek uzattık. Hemen aynı yere batıp bir ilmek çıkarttım. Onu uzatmıyoruz. Diğer 6 ilmeğimi bıraktım ve bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Tekrar 3 zincir, 1, 2, 3 ve karşı modele geçiyoruz. Evet, bu sıramızda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi ikinci modelimin de ilk sırasını ilmeklerimi uzatarak tamamladım. Sıramın sonuna geldikten sonra son bir tane yarım böyle ilmek bırakıyorduk bunu sabitlemek için bir tane zincir çekiyorum ipimi buradan kırdım şimdi modelimizin tekrar sağ başına geliyoruz buradan değil sağ baştan beyaz ipimizle devam ediyoruz şu ilk ilmeğimin içinden giriyorum burada bir tane sık iğne yaptım bir sonraki ilmeğimi alıyorum. 2 3. ilmeğimi aldım. 3 Arada 3 zincir 1 2 3 4. ilmeğimi aldım. Bir sık iğne. 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki modele geçiyorum. 1 2 3 Arada 3 zincir 1 2 3 Bir sonraki ilmeğimi aldım. 4 5 6 Hiç zincir çekmeden bir sonraki modele geçiyorum. İlk ilmeğimi aldım. 1 2 3 Arada 3 zincir 1 2 3 4. ilmeği aldım. 4 5 6. İlk sırada yaptığımız gibi ilmeklerimizi toplayarak <laughs> devam ediyoruz. Karşı modele geçerek devam ediyorum. 1 2 3 Arada 3 zincir Bir sonraki ilmeğim alıyorum. 4 5 6 Evet ikinci modelimizde ilmeklerimizi toplayarak sıramızın sonuna kadar gelelim Evet şimdi ikinci modelimizin de ikinci sırasını tamamladım beyaz ipimi de buradan kırdım sol köşeden değil tekrar sağ köşeden devam ediyoruz üçüncü modeli kurmak için pembe ipimi alıyorum. Yine bu 3 tane çekmiş olduğum zincirin içinden batarak böyle 6 tane uzun ilmek çıkartıyorum. 3 zincir çekip bir sonraki modelde yine aynı şekilde uzun ilmeklerimi çıkartarak sıranın sonuna kadar devam ediyorum. İlmeği toplamak için burada pembe ipimi kırıyorum. Beyaz ipimle de sık iğne yaparak bütün ilmeklerimizin içinden hiç aralarda zincir çekmeden sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Oldukça kolay bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.